Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün MediaMarkt'tayım. Şöyle göstereyim. Bu MediaMarkt'taki ilk vlogum olacak arkadaşlar. İsterseniz şöyle çamaşır makinelerinden hemen başlayalım. Şöyle ilk önce Altus'tan başlıyorum. Yine Arçelik'le aynı Arçelik ürünü bildiğimiz klasik bir tasarımı var. İçi böyle. A++++ enerji tasarrufu var. Enerji segmentinde fiyatı böyle. 216 kW'lık enerjiyle çalışıyormuş. Dediğim gibi A++++. LG'nin direct drive, şöyle görüyorsunuz. Bu yeni serilerden bir tane çamaşır makinesi. Direct drive teknolojisi de var. Fiyatı böyle. A++++. 132 kW'lıkmış. Samsung 166 kW'lık. Çok girmeyeceğim detaylara, biraz çabuk yapacağım. Şöyle. EcoBubble teknolojisi tabii ki de var. Ne bu da? Samsung EcoBubble teknolojisi de varmış. Elmas kazan teknolojisi zaten ezelden beri Samsung'larda bildiğimiz gibi vardır. Hotpoint A++++ 195 kW'lık fiyat şu şekilde. Şöyle bunun buraya açılmasını çok ilginç buluyorum. Hotpoint'lerde özelliklerle ben şöyle içini göstereyim. Özel bir şey yok. Steam Pro teknolojisi falan yok. Normal bildiğimiz gibi bulmak şöyle görüyorsunuz. Ünlüler için sertifika var. Yine 8 kilo A++++. Altus'un şöyle çamaşır makinesi. Yine şöyle 195 kW'lık. Böyle Proflon'un yine çamaşır makinesi A++++. 174 kW'lık. Siemens ve Bosch'la aynı, bildiğiniz aynı yani, başka bir şey değil. İçi böyle. Bildiğiniz bizim Bosch 2480 TL ile aynı. İçin aynı tasarlanmışlar. Şöyle göstereyim yine. A++++ 173 kW'lık Altus'un yine. Bütün ürünleri bildiğim kadarıyla A++++ enerji tasarrufuna sahip. Tabii beni bildiğim kadarıyla. Yine Electrolux AEG'ye benziyor. A++++ enerji tasarrufu var. 171 kW'lık yıllık olarak harcadık kW'lık. Auto Sense System özelliği var. Kendi kendine PowerJet teknoloji. Yani kendi kendine şunu görüyorsunuz. Deterjan bölmesini temizleyebiliyor. Ayrıca da software özelliği. Arçelik demişim var. AEG'lerde olan bir özellik. Şöyle. İçini görüyorsunuz. Karbon kazan var. Şuradan suyu akıtabiliyor. Şöyle şuradan böyle özel olarak tasarlanmış, çok güzel, kalitesi çok iyi, karbon kazan özelliği zaten var. XX large görüyorsunuz ürün. Ne bu? Made in Avrupa üretimi. Yine küçük bir Altus A++ 172 kW'lık. 6 kilo. Biraz küçük. Yine Proflo A++++. 152 kW'lık tasarım iyi. Bundan memnun olanlar da var. Şöyle içi yine dediğim gibi bizim Bosch'la aynı. Şöyle Samsung Digital Inverter teknolojisi ve EcoBubble teknolojisi var. 10 yıl garanti veriyor zaten motora Samsung. Ah, içi boş. Şaka gibi. Kazan temizleme özelliği zaten var biliyorsunuz. Yine şöyle Samsung Digital Inverter teknolojisi var. A++++ 130 kW'lık AdWash özelliği var. Yani sonradan böyle yine kapağı açmanıza gerek kalmadan çamaşır ekleyebiliyorsunuz. Hoş bir özellik. Şöyle. Dediğim gibi elmas kazanı var. LG'nin A++++ 152 kW'lık enerji. Direct drive motor teknolojisine sahip. Şöyle AEG ile aynı. Yine bu yeni serilerden Electrolux'un beğendiğim serisi. Şöyle göstereyim fiyatı. El yakıyor. A++++ 152 kW'lık yıllık enerjisi. Şöyle karbon kazan, yenilenmiş bir kazan var tabi. Şöyle AEG'nin o görmüş olduğunuz lavamat serisindeki, 12 çıkan lavamat serisindeki aynı bir tambur var. Yine herhalde bildiğim kadarıyla bu İtalya üretimiymiş. O bak, sertifikası da var. Şu kontrol paneli tasarımı çok hoş olmuş. Steam Keyer özelliği de var. Yine şöyle LG Direct Drive. Fiyatı. Yine Hotpoint'in
Good Point'leri nedense bu şey çok değişik geliyor. A++++ enerji yıllık harcadığı kilovatlı elektriği. Çok ilginç. Olmak sertifikası tabii ki de var. Aquality serisi. Bakalım. Bu seriyi hiç önermiyorlardı. Deterjan gözü. Normal bildiğimiz bir kazan standart. Hot Point'lerin, Arstone'ların olan. Şöyle. A++++. Yine bir elektrolüks. AG'lerle aynı zaten. O AG Lamat 8000 serisiyle aynı yani. Karbon kazan var. Ne bu? Made in Avrupa. Format teknolojisi. Daha doğrusu sertifika tabii ki de var yine. Şu tasarım biraz daha değişik. A++++ 130 kW'lık elektriği var. Bu yenilenmeden önceki serilerden. Steam Cure özelliği tabii ki de var. Volmat şöyle görüyoruz sertifikası var. İtalyan malı mı bu? Bir İtalyan malı aynen. Şöyle içinde yine görüyorsunuz. Göstermemi gerekiyor. Yenilenmiş AEG'nin Lamat'ın serisinin şeyini kullanıyoruz. Karbon kazanlı yani. XX Large yine görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Çok fazla detaylara girmiyorum biliyorsunuz. Yine aynı şekilde bildiğimiz karbon kazan işte. Çok farkı yok. Şöyle A++++ 143 kW'lık elektriği. Şunları zaten biliyoruz. A++++ 9 kilo. Arçelik ve beko vari. Şuranın da böyle kromaması çok güzel yakışmış. Beğendim yani. A++++ 152 kW'lık. Biraz küçük kalmış. Sırasıyla gösterelim böyle. Samsung'un eski modeli. İçi şöyle. Daha doğrusu yandan falan göstereyim. Şu şekilde. İçi böyle. Tabi bunun içini göstermeye çalışmışlar. Göstermişler. İyi olmuş. Eco Bubble teknolojisi var. Yine ötboş özelliği olan bir Samsung çamaşır makinemiz. Sonradan çamaşır ekleyebiliyorsunuz. Buraya. Elim bayağı da giriyor. Dar. Yani geniş. Pardon. Şöyle. Elmas kazan tabii ki de var. 10 yıllık garanti var. Eco Bubble teknolojisi de mevcut zaten. Samsung'larda ezelden beri dediğim gibi. Şöyle. 612 kW'lık yıkama performansı A. Yine Hot Point'in şöyle göstereyim. Bir mat sertifikası var. Kurt malı çamaşır mendesi. Plastik. Şuranın böyle plastik olmasını anlayamıyorum ben aslında. Yani kurt malı makinelerde. Dış plastik, içi cam. Kapak. Şöyle gösterelim. Klasik yine bir Hot Point'in. Şöyle görüyorsunuz stilinden. Etwash özelliği olmayan yine bir çamaşır mendesi. Hep aynı. Bunlar çok ses çıkarıyor. Almanızı tavsiye etmiyorum. Samsung'lar genellikle berbat. Şöyle gösterelim. Şimdi öteki tarafa geçiyoruz. Şöyle elektrolüksün küçük masaüstü olan bir şöyle görüyorsunuz. Bulaşık makinesi var. Çok iyi. Ne bu? Çin malı. İsveç olsa iyiydi. Şöyle size de göstereyim. Yine elektrolükslerin bildiğimiz gibi. Şöyle. Ben etrafında dolanıyorum. Size de gösteriyorum. Kurutmalı bir çamaşır makinesi LG'nin DirectDrive ve TrueSteam özelliği de var. Kurutmalı. Bir zamanlar da Arçelik DirectDrive teknolojisi kullanılırdı ama LG dava açtığı için artık kullanamıyor. Eski o kayışlı motor teknolojisinde geri döndü yani anlayacağınız. Şöyle ColorCure Aqualtis'in beğendiğim modeliymiş bu. Şöyle burası da sıvı deterjan için. Şuradan su veriyor. Bayağı kaba olmuş şu kısmı yalnız. Ona dikkat ettim ben. Kapak şeklinde açılıyor. Bunu da almayın. Önermem. Şöyle. A sınıfındaymış. LG'nin beğendiğim modeli daha çıktı. Son teknolojisi Twin Wash özelliği yok veya var bunda bildiğim kadarıyla benim. Kapak bayağı büyük. Açılmıyor. 10 yıl garantisi var. Şöyle göstereyim size de Kore'de üretilmiş diyor. Çok büyük kazan, devasa büyük, kaç kilo onu da bilmiyorum. 12 kilo. Eco Hybrid teknolojisi tabii ki de var. Altus'un bir kurutma makinesi. Yine bildiğimiz Arçelik detayları yani Arçelik akıyor her şey. Fiyatı şöyle görüyoruz zaten. Yine bir elektrolüksün ki. Fiyatını göstereyim. Fiyat hakikaten el yakıyor.
Şöyle Electrolux'un yeni bir serisinden Perfect Gear kurutma makinesi. İçi gayet geniş. Şu malzemesi çok kaliteli geliyor. Şu kısmında böyle açabiliyorsunuz. Ayrı bir yer yapmışlar. Eskiden de bu vardı yani. Ne bu? Made in, bir dakika. Görebilirsem bilmiyorum. Ya Avrupa'da ya da İtalya, ne olabilir ki? Şöyle size de gösteriyorum. Samsung'un şöyle dışarıdan da görebiliyorsunuz su seviyesini. Ne taraftan açılıyor? Ne taraftan? Şu taraftan. Şöyle elmas kazan ile devam ediyor. Bu şekilde. Şunlar da yine küçük minik olanlar. Fiyatlar. Şöyle bu da aynı, hep aynı. Profilo'nun bir tane daha var. Fiyatı. Boşluğa aynı, yemin ediyorum ki ya. Böyle bir model olamaz. Yine Altus'un beğendiğim modeli. Arçelik ve Beko grubundaki birçok markayla aynı. Kuruntuk'la da aynı. Şu tasarım ve krom detaylar çok hoş olmuş. Kaç kilo onu da bilmiyorum. Bakalım kaç kilo? 9 kilo. 1200 devir. Süper. Yine şöyle de bir LG'nin modeli daha, Direct Drive temizliğini yine burada kullanıyor. Ne üretim bu? Kore üretimi. Şöyle. Çok fazla detaya girmeden göstereceğim. O kadar, sonra da gideceğiz. Şöyle yine bir model daha var. AdWatch özelliği de var bunda. Elim giriyor yani neredeyse, öyle diyeyim. Şöyle elmas kazan teknolojisi var. Elmas var. Şöyle gösterelim. Şöyle Siemens. Alman malı değil bu. Bir Alman malı, ne bileyim. Şuradan mı? Nerede açılıyor? Şu körün böyle siyah olması çok hoşuma gidiyor. Küçüklükten beri bunu seviyorum. Şöyle gösterelim. Açılmıyor tabii ki de. Fiyat böyle. Üretim yeri yazmıyor. 9 kilo 1400 devirmiş. 152 kW'lık yıllık harcadı elektrik. Bunlar da Samsung. Samsung Altus Plus minileri. Yine şöyle A Plus 295 kW'lık 52 desibelmiş. Yine şöyle Electrolux'un bir tane burada buldum. Şöyle size de göstereyim. Fiyatlar, enerji etiketleri. LG'nin bir tane var burada. Mesela örnek şurada görüyorsunuz. Şu ne? Onu da çözemedim. Üstünde yazıyor. Bu da Kore malı. Direct drive teknolojisi var zaten. 10 yıl garanti motor. Hot Wheels Aristo'nun Whirlpool'dan devşirdiği modeli. Şöyle göstereyim hepinize. Şöyle yine bir Whirlpool ürünü daha. Wow. Üst sepetli, süper. Ortada olması rezalet bir şey. Şunu hiç sevmiyorum. Şimdi şöyle gösterelim. Hot Point Ariston'muş. Eski serisi. Böyle de böyle. Bu da yine aynı şekilde. Yeni seriden. Çelik taban. Pas tutmuyor. Şimdi öteki tarafa geçelim arkadaşlar. Şöyle bir gezine gezine gidiyorum. Size de göstermeye çalışıyorum. Bakın. Whirlpool'un yine bir ürünü. Şu ürüne bayılıyorum. Yumuşatıcı yıkama bölümü burada bildiğim kadarıyla. Whirlpool'la aynı. Tasarım olarak Whirlpool'la aynı. 10 yıl garanti. Kompresör garantisi yani. Şöyle 10 kilo gümüş elektronik. Kaç devir bu? 1400 devir. A++++ +119 kW'lık. Şuradan açılıyor. İçi bakın kazana dikkat ediyor musunuz? Kazan bildiğiniz Whirlpool'la aynı. Whirlpool'la aynı zaten. Whirlpool Hotpoint'i satın aldı. Bunu da söyleyeyim. Aynı olmasının sebebini anlayın yani. Hotpoint ve Indesis'i de satın aldı bu grubu. Şöyle yine Hotpoint'in buzdolabısı. Şöyle fiyat yazıyor zaten net. Yine şöyle Samsung standına geldim. Fiyatı. AdWatch teknolojisi de var bu arada. Elmas kazan teknolojisi tabii ki de. Devam ediyor. Açalım.
Samsung'un en sevdiğim yanı şüphesiz EcoVolt Enduro'su var. Şu sesleridir. Kapatalım. Şöyle göstereyim size de. Buna ne olmuş? Açık mı? Aynen. Şöyle yine elmas kazanlı EcoVolt Enduro'su var. Ama bunlar arçelik ne? Kesinlikle şu Samsung'lardan almanızı ben tavsiye etmiyorum. YouTube'da bir sürü şikayet var. Onu söyleyeyim. Almanızı tavsiye etmiyorum.